24K. Bizim yerimiz burası. Yani koltuklar güzel gözüküyor. Bakalım birazcık inceleyelim. Benim yaşam alanım ektedir. Burada şey farklı değil. Ucu farklı değil. Hem üçlü hem ikili oluyormuş. Şöyle bir kulaklık verdiler. Plastik. Şimdi bir şey daha dağıtıyorlar. Bakalım ne. Hello, thank you. Islak mendilmiş çok da. Ne yapayım, bir şey değil şu anda. Böyle yiyecek içecek bir şeyler dağıtsınlar. Şimdi menü verdiler. Aslında karnım tok ama yiyeceğim. Maalesef. Maalesef demeyeyim ama yiyeyim yani. Burada şarap menüsü var, şampanya var. Bence bir şampanya içeriz. Birazcık keyif yaparız. Ve beef seçelim diye düşündüm. Teriyaki soslu. Çünkü çok tavuk yedim şu sıra. Güzel olur. Yatıyor. Yatmak istemiyorum. Ayağımı uzatmak istiyorum. Heh, yattım. Okey. Ay, şu an rahatım işte. Şimdi Kore'ye gelirken dediğim gibi ketap. Bir de böyle uçakta size bir şey dağıtıyorlar. Bunu doldurmanız gerekiyor. Burada da işte hangi otelde kalacağınız. Bu arada benim otelim belli değil ama rastgele Booking'den bir otel yapacağım galiba. Ve birkaç bilginizle evet yazıyorsunuz. Bu şekilde giriş oluyor. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Japonya'ya girerken bana hiçbir şey sormamışlardı. Hiçbir şey hatta. Direkt adam geç dedi. Bir şey yapıştırdı o kadar. Uf, gözüm kaşındı. İnşallah mikrop kapmam. Umarım burası da böyle olur. Ve arkadaşlar Kore hava sahasına girmiş bulunmaktayız. Yine hiçbir şey sormadı. Kadın hatta biraz suratsızdı. Bana merhaba bile demedi. Ve böyle parmağınızı yerleştirin falan diyorlar ya. Onlar Türkçeydi. Şaşırdım Türkçe olmasına. Japonya'da öyle değildi. Direkt böyle bir şey yapıştırdı. Aynı Japonya'daki gibi ve geçtim. Keta'yı sormadı ama Keta'yı en başta sormuşlardı uçağa binmeden önce. Şimdi valizimi alacağım. Bir tane Türk'le tanıştım bu arada. Bana çok güzel mekanlar önerdi. Ona çok sevindim. Hemen not aldım. Hatta bu akşam birine gidebilirim. Eğer saat çok geç olmazsa otele gittiğimde. Oteli hala ayarlamadım. Birazdan ayarlayacağım ama önce bir valizimizi alalım. Ah, valizim burada. Gidiyor. Ama çok ağır. Nasıl alacağım bilmiyorum. Ah, sorry. Bir de bir tane daha valizimiz olmalı. Diğer valizim de ilk yolculuğunu yapmış bulunmakta. Şu gri olan ilerideki. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Burada haritalar işlemiyor. Yani haritalardan gideceğim yerde hangi toplu taşımayı kullanacağımı göremiyorum. Neyse, ilk iş olarak onu çözeriz. Exchange yeri buldum şöyle. $100 çevireceğim çünkü şey almamız gerekebilir. Buldum. Şimdi English diyelim. Oku. Hiç bozuk vermedi bu arada. Heh, aldım. Bakalım burada 10.000 won. Burada 50.000. Sanırım en büyük 50.000. Şu kadın var. Okey arkadaşlar, Apple haritalar şey vermeyince Google Maps'ten baktım toplu taşımalar diye ve çıktı. 3 numaraya gideceğim, biraz yürüyeceğim. Sonra yaklaşık 1 saat sürecek tren. Ama sonra otel çok yakınmış. Sıkıntı yok. Biletimizi de aldık. Hatta attılar. Japonya'da hiç atmıyorlardı ya. Aa, küçük paralarımız da oldu. Hatta bozuk paramız da oldu. Okey. Tamam, öğreneceğim arkadaşlar. Ben buradan gireceğim. Bence burası. Bir yere bindim yani, rastgele bindim. 9 yazıyor. 9'da bindim ama 1-3 de yazıyordu. Anlamadım. Bindine sordum. Gidiyor dedi ama bayağı baktı ve şu an emin değil. Hala bakıyor. İnşallah gidiyordur ve bu son tren. Yani bir sonraki saat 5.30'da diyordu. Ve uzak da yani. Taksi çağırsam falan boşuna o kadar para vermek zorunda kalırım. Ama bakalım, inşallah gidiyordur. Ben gidiyor gibi hissediyorum. Bu arada karşımdaki kız saçına bir şey takmış. Kulele mi? Ne deniyor? Onu anladım. Kıvırcık yapmış. İki tane. Öyle duruyor. Çok ilginç.
Selam arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hadi bakalım. Annyeong Yedirana, çomal saranghae. Oo, bunu söyleyebilir miyim emin değilim. Annyeong Yedirana, çomal saranghae. Anion ya Denuna, Jeneo Salane anladınız siz arkadaşlar. Şimdi bugün Kore'de ilk günüm. Şansıma, ayakkabım çıktı. Şansıma gördüğünüz üzere hava yağmurlu ve telefonuma biraz önce güvenlik uyarısı geldi. Ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şöyle hemen odayı göstereyim diyeceğim ama odayı yine çok dağıttım ve o yüzden göstermek istemiyorum ama böyle merkezde. Maalesef Kore'deki otel fiyatları Japonya'ya göre pahalı. Önemli olan şey kahve makinesinin olması. Sabah iki tane kahvemi içtim bile. Şöyle size kombinimi de göstereyim. Artık kıyafetim kalmadı. Bu da böyle bir değişik, robotumsu, gri, farklı bir kıyafet. Ve ben Kore'ye yakışacağını düşündüm. Banyoda hem küvet var hem duş var. Hoşuma gitti. Şurada benim blush'tan. 3 kullanımlık yazıyordu ama eridi. Ve odamız bu şekilde. Ve bugün ben yalnız olmayacağım arkadaşlar. O yüzden çok heyecanlıyım. Burada sanırım üniversite okuyor olabilir. Tam yani tanışacağız daha yeni. Instagram'dan bir takipçimle buluşacağım. Yarın da hatta Kore'yle eşi var. Onlar da çok tatlı. Yarın da onlarla buluşacağız. Zaten vlog eğer rast olmazsalar yanlarında da çekerim. O zaman hadi gelin Kore'yi keşfetmeye gidelim. Sanırım otel gideceğimiz yerle bağlantılı. Dışarısında da bayağı yağmur var ve şemsiyemi bulamadım. İnşallah bağlantılıdır ve otele gideriz AVM'ye. Bu arada otel aşırı güzel. Direkt AVM'ye bağlanabildim. AVM'nin içinde böyle balıkların olduğu bir akvaryum var. İçeriye girebiliyorsunuz ama gerekli zaten Türkiye'de de var. Her şey aşırı tatlı ve sevimli. Burada böyle bir sakız, şeker mağazası var. Dondurma makineleri, ice creamler. 4500 won ne kadar ediyor? Daha onu da bilmiyorum ama. Burada herhalde oyun makinesi mi bu? Bunu anlayamadım açıkçası. Çok güzel. Dondurma var ve şöyle protein shake'ler var. İçine herhalde bunu koyuyorlar buradan ve içiyorsunuz. Çok güzel aslında. Pembe bir içecek aldım. Şöyle asaiydi. Sıcak ama içi soğuktur herhalde. Muzlu süt gibi. Bayağı güzel. Şimdi bir yere girdim. Burada böyle ayılar, oyuncaklar falan var ve bunlarla birlikte selfie çekilebiliyorsunuz. Ben de çekileceğim ana olarak kalsın Kore'de ilk günüm diye. Ama hangisini alsak ki kararsız kaldım. Şu an sesi duyuyor musunuz? Siren sesleri var. Saat 2'de siren sesleri olacakmış. Bana da uyarı geldi ve buradakiler de uyardı. Ve şu an tüm Kore'de böyle siren sesleri var. Bu arada bunu yapamadım. Neyse ya of. Sinir oldum. Niye yapamadım? Şimdi Şevval'le buluşmak için metroya bindim. Herkes bana Melis Kore'de yağmur yağınca taciz olayları artıyor. Normalde Kore'de arkadaşlar her yerde kamera var ama her yerde. Yani asla insanlar hani suç işlemiyor bu yüzden. Mutlaka kimlikleri belli oluyor. Ama yağmurda şemsiye olduğu için belli olmuyormuş. Ve böyle tacizdir, hırsızdır o tarz olaylar artıyormuş. Değişik konseptli bir kafeye gideceğiz. Ben çok açım, daha yemek yemedim. Dın 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 dın. Umarım doğru gelmiş şimdi. Doğru geldim. Arkadaşlar biz Şevval'le buluştuk. Hatta bana şöyle bir şemsiye aldık. Ve burada şemsiyelere farklı bir şey yapılıyormuş. Şimdi size göstereceğim. Burada böyle mi yapıyoruz? Evet, Şevval? O böyle şemsiye. Çok yağmur yağıyor herhalde değil mi? Evet. O yüzden. Sürttüm ve kuruttum. Ya. Çok da kurumadı aslında. Daha fazlasını aldık. Kapatalım şeyi. Geldiğimiz yere bakar mısınız? Kocaman bir klozet var. Burada mini bir klozet var. Burada böyle kremler ve kokular varmış. Ama biz önce bir şeyler yiyeceğiz ve kafeye gidiyoruz. Size Şevval'i de göstereyim. Şevval burada yüksek lisans yapıyor. Bir senedir. Evet, hatta ona da sorarsan nasıl burada yaşamak, şaşırdığı şeyler neler falan diye. Güveniyor. Evet.
Bakar mısınız bit kadar. Kameram bir değişik çekiyor. Böyle yeşil yüklü aslında ama yeşil olduğu gözükmüyor. Burası krema. Maçalı herhalde orası. Şöyle bölmek gerekiyor. Arkadaşlar hayalimdeki araba tam olarak bu. Bu arada bu rengi de çok güzelmiş ama Türkiye'de artık bu hayali kuramam maalesef. Artık yurt dışında falan Avrupa'da yaşarsam. Şimdi biz kozmetik alışverişi yapmaya geldik şuraya. Buranın gratisi gibi ve Kore kozmetiğinin böyle en güzelleri varmış. Ama ondan önce burada çok popüler olan Olens diye mi okunuyor? Olens'e geldik. Böyle gözünüzü burada kendileri ölçüyorlarmış ve lensi seçebiliyorsunuz. Böyle renkli renkli lensler var. Ya böyle çok biliyorum çünkü bir kere mi çalınmış? Bir kere şerimim. Şemsiyesi çalınmış. Burada cüzdanın falan hiçbir şeyini çalmıyorlarmış ama şemsiyeyi nedense çalıyorlarmış. Herhalde hava yağmurluyken. Şimdi dışarı bıraktık diyor. İnşallah çalınmaz. Şimdi günlük bakacağız. Bu benim gözüme benziyor sanki değil mi? Aynen. Ya daha farklı bir şey olsun. Ama renginiz şey farklı seçebiliriz zaten. He bunlar şey şekli mi? Böyle tamam. Aa, da güzelmiş. Şimdi de gözümdeki lensleri şuna çıkartacağım ve gözümün ölçümü yapılacak. Heyecanlandım şu anda. Türkiye'de böyle olsa keşke. Türkiye'de reçete gerekiyor. Adamını çıkartacağım. Yalnız ellerimi yıkama, ben direkt çıkartmam. Şu an Şevval seni göremiyorum, biliyor musun? O kadar bozuk. O kadar mı bozuk gözüm? Aynen, aynı Türkiye'de sorusun. Ben sana yardım edeceğim. Biraz daha yakınlaşabiliriz. Aynı göz doktoru gibi. Evet. Şimdi gözlükle. Kavanoz gözlük. Rahat ya. Bakayım sol kaç numaraymış. 6 numara. Ah gözlerim. Nasıl oldu? Çok aşırı doğal değil mi çok? Ama çok güzel oldu. Beğendiniz mi yorumlara? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi biraz kirpiklerimi falan kıvırayım. Ay güzel oldu, çok değişik güzel oldu. Yeni gözlerimle birlikte gratis gibi bir yeri geziyoruz. Adı ne buranın? Olivia. Olivia. Bugün şunu sürdüm. Bu sanırım yüzü beyazlatıcı etkili miydi? Ben şeyi çok seviyorum. Bu markanın. Şu Dr. Alba. Bence bunu da deneyebilirim ya gelmişken. Şu bitmiş mi burada renklisi? Aynen. Renkli olsa daha ben güzel olabilirdi. Bu çok güzel. Bunu çok kullanıyorum. Bu CC krem gibi mi? Bu değil de şu açıyor. Rengi aynen, açıyor. Rengi açıyor. Bence rengi açan olsun. Türkiye'den farklı. Ama bunlar yok galiba, kalmamış. Resmen kendimi kaybettim. Şimdi bu sivilceleri söndürmek için. Zaten bu tarz ürünler Türkiye'de de var ama belki buradaki daha etkilidir diye düşündüm. Bu da böyle yaraları daha çok gizlemek için. Yani yarayken kullanılıyormuş. Şimdi bu günlük maskelerden ben bir sürü almak istiyorum. Patates maskesi. Alayım mı bir bir? Böyle denerim. Şunun şeffaf mı ki? Sonra başka farklı olarak neler var? Ya her şey çok farklı bu arada. Aslında böyle saç için güzel takviyeler varsa alabilirim. Burada lip balm var. Benim mesela lip balm hastalığım var ve Carmex çok seviyorum. Bir tane alayım. Ay, Türkiye'de var aslında artık Carmex'ler ama böyle bazen bulunmuyor ve pahalı oluyor. Burada fiyatı uygun. Arkadaşlar çok şaşırdım bu kozmetik yerinde. Böyle saç düzeltme şeyleri var. Şevval dedi ki şimdi saçımı düzeltmem gerekiyor. Ben şok. Mükemmel ya. Hemen ısındı, evet. Güzelliklerine çok düşkünler bu arada. Metroda bile böyle karşımda dün kız saçı bigudili sürekli makyaj yapıp durdum. Şevval'le tabii burada yaşaya alışmış. Kore kozmetik alışverişine başlandı. Yanında Şevval de olduğu için çok rahat bir şekilde aldım. Yok, tek başıma olsam hangisini alacağım deyip hiçbir şey alamazdım kesin. Bakalım, merak ediyorum. Kartım geçmedi ve mecburen nakit çekmeye çalıştım. İki kartım da geçmiyor. Niye bilmiyorum. Babamı falan aramışlar böyle şey işlem diye. Ve banka bana küçük para verdi. Yani 10 bin verdi. 50 bin vermedi ve şu an Kore'de... İnanmıyorum. Ne yaptım?
durun. Siz çok değerlisiniz. Ayakkabının altında. Kore'de böyle fotoğraf çekilme yerleri var ve bunlardan ay dikkat et bir sürü var. Şimdi giriyoruz ve ben AVM'de girdim bu arada buna ama ödemeyi yapamadım. Kartla olmadı. Bak bir şey kart diye soruyor. Söylemi bilmiyorum. Ay çok güzel. Şimdi 8 tane poz verdik ve Şevval sayesinde Kore'nin meşhur pozlarından verdim. Bakın eli böyle. Bu aldım biraz kötü ama eğlenceli bence ya. Sence? Birlikte seçelim hadi. Bak şu güzel, bu güzel. Daha var mı peki, bu kadar mı? Şu da tatlı ya. Bu kadar. Tamam hadi. Hemen şemsiyeni asmışsın. Ay çok güzel geldi. Arkadaşlar bakın fotoğraflarımıza, aşırı güzel. Şu poz Koreli kızların verdiği pozlardanmış. Arkasına bir şey yapıştıracağız daha üstüne. Şimdi karnımız bayağı acıktı ve meşhur Kore etini. Bunun adı neydi acaba? Kore stik miydi? Denemeye gidiyoruz. Çok popüler Kore barbeküsü. Buradaki dana etiymiş ama genelde domuz etinden yapılıyormuş. Ama dana eti olan yerlerde bulabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Altında da hemen 7-Eleven var. Bunlar 24 saat açık marketler. Bu arada yoruldum. Bir girelim, paylaşacağım size. İçerisi o kadar güzel kokuyor ki ve çok güzel duruyor yemekler. Bakın böyle masada barbekü. Arkadaşlar bu arada Şevval'in Korecesi çok iyi. Çünkü Kore dili ve edebiyatı okumuş ve bu da yüksek lisans yaptığı için kendi ana dili gibi konuşabiliyor. O yüzden burada soğan mı bu? Direkt çiğ soğan geldi. Bunlar ay çok güzel bir yer burası. Aynı şey gibi, bizim ciğerciler gibi. Ortaya böyle karışık bir sürü şey geliyor. Tatlı. Bir kete var. Biraz tatlımsı bir şey. Şöyle bir sos geldi. Tatlımsı bir şeymiş. Of çok güzel ve çok acıktım. Kokmuyor. Olur. Kokmuyor. Yiyeyim mi ya? Ben çok yiyeyim. Ye ye. Evet. Evet, turşu gibi de iyi. Lahana mı bu? Lahana evet. Acılı lahana. Oo bayağı acı. Güzel mi? Güzel. Ekşi biraz. Ne? Sarma gibi. Bir yaprak ama Türkçesini bilmiyorum. Şöyle bir yaprak. Bu çok güzel. Bunu yemeyeceğim. Dene bence bir tane. Bir tane de az dene. O da Türk turşusu. Bu da Türk turşusu. Şu tabii ki favorim çünkü mısırlı. Şunu sevmedim. Çok acı. Bunda ikisi de güzel. Sojularımızı. Cheers. Tekile gibi değil değil mi? Tekile içemem çünkü. Cheers arkadaşlar. Çok hafif su gibi. Aynen ama içim de öyle. İçtikçe biraz daha... Kertleşiyor. Alkol oranı kaç? 7 sanırım. Hem de şekersizmiş. Şimdi etleri koyduk. Bunu biz pişireceğiz. Yani istediğimiz kadar pişirebiliyoruz. Sen nasıl seviyorsun? Ben orta. Ben de orta iyi. Bir tık böyle çok kırmızı kalmadan. Böyle kesiyoruz makasını. Biraz daha pişebilir belki. Şöyle şuraları. Eti şimdi denedik. Bayağı yumuşak ve çünkü derine kullanan soslar. Biri hardallı, biri sarımsak. Aşırı lezzetli. Beğendim. Kore'ye gelirseniz mutlaka Kore barbeküsü denemelisiniz.